Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün balaban kebabı yapacağım. Bunun için öncelikle köftesini hazırlamam gerekiyor. Köftemin malzemeleri yarım kilo dana kıyma, bir adet rendelenmiş soğan, bir çay bardağı ince kıyılmış bayat ekmek içi, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da tuz kullanacağım. Yaklaşık 10 dakika malzemelerimi karıştırıp güzelce yoğuracağım. Köftelerimi 10 dakika boyunca güzelce yoğurdum ve şeklini verdim. Kebabımda bir adet pide kullanacağım. Ben fırından çok küçük tırnaklı pide bulamadım. Normal Ramazan pidesinin biraz küçüğünü buldum. Onun için bir adet pide kullanacağım. Küp küp keseceğim. Pidemde kullanacağım et suyu da şu anda kaynıyor yaklaşık 4 saattir. Onu da size göstereyim. Ben et suyunu bu şekilde kaynatıyorum. Yaklaşık 4 saattir kısık ateşte kaynıyor. Işıl ışıl organik kemik suyu. Hem pidemde kullanacağım, artan da difrizime koyup küçük cam kaselerde çorbalarımda kullanacağım. Mutlaka tavsiye ediyorum sizlere de. Pideyi küp küp kestim ve ocağa aldım tavanın üzerine. Dilerseniz fırında da yapabilirsiniz. Hafif kızarmaya başlayacak, birazcık da kıtır olacak. Ara ara karıştıracağım. 10 dakikada oluyor. Bu şekilde pidelerimden sonra köfteleri kızartmaya başlayacağım. Evet, pidelerim olmaya başladı. Hafiften de kızarmaya başladı. Kıtır sesini de umarım duyuyorsunuzdur. Sıcak et suyuyla birleşince gerçekten çok lezzetli oluyor. Bir de mümkün olduğu kadar bu kebabımda ben organik kullanacağım. Tereyağını, et suyumu, domatesimi memleketten geldiği için. O konuda şanslıyım. Ayrı bir lezzet olacak. Kıymam da organik. Yaylalarda yetişen hayvanlarımızdan kestiğimiz. Tadında gerçekten çok büyük farklılık oluyor. Evet, yaklaşık 2-3 dakika sonra kapatacağım. Tavanın dibine birazcık yağ koydum, ısıttım ve köftelerimi dizdim. Köftelerimizi koyunca bu şekilde biraz bastıralım güzelce. Orta ateşte pişiriyorum. Köfteler kızarırken ben sosumu hazırlamaya başlayacağım. Yoğurt kullanacağım. Bir su bardağı yaklaşık. Hafif sulandırılmış güzelce çırptığım yoğurdu kullanacağım. Dilerseniz sarımsaklı yapabilirsiniz. Dilerseniz sade de kullanabilirsiniz. Damak zevkinize göre. Evet, köftelerime güzelce bastırdım. Salça sosuna başlıyorum. Köftelerimi kızarırken. Salça sosunda bir tatlı kaşığı tereyağı kullanacağım. Bir yemek kaşığı domates salçası. 2 yemek kaşığı yazdan hazırlamış olduğum domates sosundan ilave edeceğim. Ve yarım su bardağı da su ilave edeceğim. Malzemeler biraz karışık gibi gelebilir. Aslında çok kolay, çok pratik bir yemek yapımı. Ben malzemelerimizi açıklama kısmına da yazacağım. Oradan da okuyabilirsiniz. Tereyağım eridi. Ben üzerine salça ilave ediyorum. Güzelce karıştıracağım. 2 yemek kaşığı da domates sosumu ilave edeceğim. Domates sosumu da ilave ettim. 1 çay kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Güzel karıştıracağım. Bir yarım su bardağı suyumu ilave ediyorum. Tavamın kapağını kapatacağım. Kısık ateşte köfteler kızarana kadar kaynamaya bırakacağım. Köftelerimi de koydum. Yine bu şekilde güzelce bastırıyoruz. Evet, üzeri için bir domatesi halka halka kestim. Ve kenarda şöyle kenarlarını koyuyorum. Bu arada domates sosum da kısık ateşte pişiyor. Üzeri için ise tereyağı kızartacağım. Ben biraz tereyağını fazla seviyorum. O yüzden 5 yemek kaşığı koydum.
3 ya da 4 yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Evet, 2 adet de sivri biberimiz. Bunlar da yine orta ateşte kızarmaya devam edecek. Köfteler de oldu. Ben şimdi kebabımı hazırlarken bir taraftan da tereyağını ocağıma aldım. Bol miktarda tereyağı dökeceğim. Siz damak zevkinize göre kullanabilirsiniz. Ben kebabı hazırlayana kadar tereyağım da kızarmış olacak. Kıtır yaptığım pidemin üzerine sıcak olarak et suyumu ilave ediyorum. Et suyumun içine bir çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Bu şekilde dumanda tutuyoruz sıcak sıcak. Güzelce ıslatacağız. Evet, her tarafına eşit miktarda dökmeye çalışıyorum. Bir su bardağı kadar sulandırılmış yoğurdum var. Yoğurdumu güzel ilave ediyorum. Bu şekilde. Dediğim gibi bütün malzemelerimde ben kullandığım malzemeleri açıklama kısmına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorum olarak yorum yazarsanız sevinirim. Evet, yoğurdumu da ilave ettim. Dilerseniz sarımsak kullanabilirsiniz ya da sade olarak yoğurdu kullanabilirsiniz. Damak zevkinize göre. Sarımsak da çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Evet, domates sosumu da ilave ediyorum. Tereyağım da bir taraftan kızarmaya devam ediyor. En son olarak üzerine tereyağı dökeceğiz. Evet, şimdi köftelerimizi ilave edelim. Köftelerim de sıcak bu arada. Hala soğumadılar. Şöyle. Domateslerimi de ilave ediyorum. Evet, son olarak da yeşil biberlerimi koyacağım. Dolu dolu bir tabak oldu. Ve kızarmış tereyağımı dökebilirim. Evet, tereyağım da hazır. Son olarak tereyağımı dökeceğim üzerine. Mis gibi de koktu. Böyle bu şekilde bol tereyağı döküyorum. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değil iseniz abone olup zil sesini açarsanız sevinirim. İnşallah güzel videolarda, sağlıklı günlerde görüşmek, buluşmak dileğiyle.